Arkadaşlar ben Veli Avcı. Bugün mantızlarımızın birini daha bitirdik. Şu anda bu ilk yaptığım mantız. Bu prototipti arkadaşlar. Denemeydi. Bunda hatalarımız vardı. Gördük. Öbüründe hatalarımız aynı hataları yapmadık. Daha zarif ve küçük yaptık. Bunu evde kullanacağım. Öbürünü de anneme vereceğim. Bakın üzerine böyle bir yemek sıyı dayı kullanmak için saçtan güzel bir şey yaptım. Bunun üzerine yuvarlak saç koyup üzerinde bazlama pişirebilirsiniz. Yine bu şekil üzerine bunu geçirip bu içine geçiyor arkadaşlar. Üzerine geçirip burada yemek pişirip çay pişirebilirsiniz. Ateş buradan çıkacağı için daha çok ısıdan faydalanabilirsiniz. Arkasına boruyu buldum. Boru yoktu. Elimizde imkanlarla yaptım arkadaşlar bunları. Yani burada sanayi bölgesi olmadığı için, sanayiye de uzak olduğumuz için her türlü malzemeyi bulamıyorum. Sadece elimdeki malzemelerle yaptım bunu. Bu prototipti. İlk denemeydi. Bu şekilde yaptık. Evin arkasında hatta kullandık. Yemeğimizi yaptık bununla. Şimdi bugün de bunu yaptım arkadaşlar. 2 gündür bununla uğraşıyorum. Bayağı bir zahmetli. Bayağı bir uğraştırdı ama bu biraz daha zarif oldu. Daha küçük oldu ve güzel oldu. Buna havalandırma delikleri deldim. Ayrıca öbürüne de yapacağım aynısını. Bu biraz daha küçük olduğu için annem biraz kısa boy istedi. Bu biraz uzun boylu. Ben sandalyeye oturup yapıyorum. Onlar yaylada, Allah nasip ederse yaylaya giderlerse yayada kullanmak için kısa istedi. Aynı yine de buna da aynı bu şekil yuvarlak saç yaptım. Arkasına boru gelecek. Şu an bir tane geçici boru koydum. Oradan bacası olacak. Bu da böyle prototip. Yani bu daha iyi. Prototipi geçtik. Bu orijinal oldu. Bunun altına da şöyle bir ızgara yapacağız. Ufak ızgara yapacağız. Burada küçük odunlarla, kütüklerle söyleme sahip çoğu yerde yaylada odun bulunmuyor. Tezek yakıyorlar. Tezeklerle dahi yemekleri pişirebilecekler arkadaşlar. Evin arkasında bahçesi olanlar rahat kullanabilir. Bunu da daha sağına soluna kulp yapacağım. Birer tane sağına soluna kulp yapacağım. Dediğim gibi içine bir ızgara yapacağım. Çünkü kül olduğu zaman ateş yanmıyor ve ateş yukarıda olması gerekiyor. Şurası ızgara olacak arkadaşlar. Çıkarılabilir, ızgarada olabilir. Burada ateş yandığı zaman burada üzerinde de ateşten daha iyi faydalanmak için böyle bir saç ekledim. Buradan çıkacak ateş ve üzerine yemek konduğu zaman yemek rahat pişecek. Dediğim gibi bunu çıkardığınız zaman da üzerine yuvarlak saç koyup bazlama atıp sıkma yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bir de arkasında bunun bacası olacak. İnşallah bacasını da yapacağız. Boru bulabilirsek. Elimdeki imkanlarla yaptım bunları şu an için. Değerlendiriyoruz boş zamanda. Korona günlerinde. İşe gitmediğimiz günlerde. Böyle şeyleri seviyorum çünkü geri dönüşüm adına güzel bir şey. Bunu hurda cihaz satmaktansa burada evde değerlendirdim ama çok zahmetli. Çok spiraldaşıyor. Elektrik, elektrot bayağı bir emek işi. Böyle göstereyim bu küçüğü. Buraya boru gelecek. Yukarı boru çıkacak böyle. Ve rahat çekecek. Bu da büyük olan. Buna bir tane ikilik, üçlük mü? Boru bulduk. Bu şekilde yaptım. Daha bu bitmedi. Büyük olanı şu an kullanıyorum. Daha bitmedi. Bu da biraz daha bu tarafa gelecek. Bu şekilde çekecek inşallah. Ve bunu ben mahsus büyük yapmıştım. Sandalyeye oturuyorum. Mesela sandalyede ben oturup rahat yapayım diye. Öbürü ise daha kısa. Böyle sandalyeye oturduğumuz zaman rahat burada kızartma falan yapabiliyorum. Geçen hatta test yaptık. Burada oturdum böyle patates kızartması falan yaptık. Bu da küçük boyu ve minyatür boyu. Bahsettiğim gibi böyle açırıp odununuzu koyacaksınız. İçinde rahat rahat güzel güzel pişireceksiniz. İsteklerinizi, yemeğinizi veya dalı közde isterseniz sucuk yapabilirsiniz. Patates gömebilirsiniz. Affedersiniz. Bayağı bir yoruldum. Akşam oldu zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Biz de korona günlerini bu şekilde değerlendiriyoruz. Hani bu işlerden az buçuk anlayanlar için, yapmak isteyenler için de bir video alayım dedim. Değerlendirebilirsiniz. Elinizdeki kullanabilir şeyleri. Ben demirleri atmıyorum. Böyle şeyleri atıl gözükse de kullanışlı hale getirebiliyor insan. Bunun inşallah bitince de tekrar güzel bir videosunu alırız. Buradan tüm güzel insanlara sevgi selamlar gönderiyorum.
Böyle diye eski de olsa bazı şeylerin değerlendirebileceğini düşünüyorum. Hurdacığa satıp atmayın. Bir şekilde değerlenir. Bazı şeyleri evinize değerlendirebilirsiniz. Herkese sevgi ve saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu Kur'an illetinden kurtulacağız. Güzel günlerde hep beraber olacağız Allah'ın izniyle. Hadi kendinize iyi bakın.